Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu arada golbar.com'daki son yazımı okuyup beğeni atmadıysanız linki topluluk kısmında yani siz oraya beğeni attıkça ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Orada bile diyorum ya burada bile destekçilerim var diyorum. 20 30 tane destekçim var şimdilik ama olsun. Sonuç olarak beni orada gurbette yalnız bırakmıyorsunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi. Hocam nasıl vurduysa adamlara perişan oldular. Dağıldılar hocam adamlar perişan oldu. Hayır. Bizim vurup bulmamızda da değil. Sami Uğurlu aslında çok zekice bir hareket yaptı. Arkadaşlar Allah aşkına Kasımpaşa'nın bir kadrosuna bakın. Ben o gün maç öncesinde canlı yayında ne dedim abi? Dedim ki bu Kasımpaşa yani intihar etmeye mi çıktı dedim. Bu çok saçma bir takım dedim ya çok saçma bir kadroyla çıktı dedim. Hocam şike yapmışlardır. Heh. He. He geri zekalı. Herkes şike yapacak. Herkesin onuru sizin düşündüğünüz gibi değil mi? Ya bu ne salak saçma bir hareket ya. Ne saçma ne geri zekalı bir düşünce tarzı. Adamların stoper attığına baktım. Ryan Donk var. Sakatmış Fenerbahçe maçında. Sadık Çift bunlar var. Sakatmış Fenerbahçe maçında. Breçka, Jeffrey Buruma, Tarkan Serbest Grovac. Yani çok tuhaf bir stoper hattı varmış. Yani denk gelmiş arkadaşlar adamlara sakatlıklar şunlar bunlar hep denk gelmiş. Sarı kart cezaları sakatlıklar falan denk gelmiş. Adama ne diyeceğin hiçbir şey diyemem. Tamam mı? Yine de şunu söylüyorum. Bu savunma hattı yine de her takımın delik deşik edebileceği savunma hattı. 2, 4, 6 tane stoper var. Donk 36 yaşında. Bak 6 tane stoper var. Fenerbahçe maçında stoper'i düşünün. Bir de Recep Yemişçi var özür dilerim. 7 stoper. Sol bekleri Ben petret Petretta var. Ee, Rol Petretta. Bir de Sakı Baytaş var. Berk Çetin var. Yani 4 tane de sol bek var. Sağ bekleri Hader Gonaş, Fevzi Yıldırım var. Ha, Hader Gonaş'ı anladım. Piyasa değeri yüksekken birçok takım istedi. Vermediler mesela. Orta sahalarına bakıyorum. O oyuna sonradan giren Tugay gemici başı 1 milyon euro piyasa değeri var. Aytaç Karan'ın 1 milyon euro değeri var. 2. Hayradinovic 3.3. Selena var 3 milyon. Eyseric, Yunus Mallı hep 10 numara 10 numara 10 numara. Çok saçma bir kadro dizilişi yapılmış. Sol kanatları, sağ kanatları, tırt, Mamadou Fall, he, Bahoken. Başka hiç kimse yok arkadaşlar hücum hattında. Ve artı bilançoda çıkmak için saçma sapan bir harekete bürünen bir takım. Ama rakip takım taraftarları ne diyor? Fenerbahçe şike yaptı diyor. Akıllarına sadece bu geliyor. Çünkü kendilerinin karakteristik özelliği bu. Şimdi onlar da Şenol Can ile görüşüyorlarmış. Şenol Can'a da ömrü uzun sürmez. Bu takımın en kötü 5-6 tane e, skor yapabilecek isme ihtiyacı var. Mesela bak Muhammed Gümüşkaya, Mergin Berisha, Harbi söylüyorum bak harbi harbi söylüyorum. Mergin Berisha e bu takımın olmazsa olmazı olur. Mergin Berisha e bu takımın en iyisi olur. Muhammed Gümüşkaya bu takımın vazgeçilmez kanat oyuncusu olur. Sol kanada al koy oynat. İnan var ya Türk futbolu öyle bir yetenek kazanır ki bu takımda da mecbur her maç oynar. Benden uyarmasın. Fenerbahçemizin yeni transferlerinden İrfan Can Eğribayat, Thiago Çukur ve Burak Kapacak rezervlik maçında ilk 11'de başladılar. Ben maçı izleyemedim ama izleyen arkadaşlarım diyor ki <laughs> yani saçma sapan bir maçtı diyor. Niye diyorum? Ya futbolcular niye maça çıktığından habersiz? Birçoğu isteksiz. Taktik yok, disiplin yok. Ya getir Volkan Demireli. Al rezerv takımın başına. Getir İsmail Kartal'ı. Al rezerv ligin başına, rezerv takımın başına. Ya Barcelona öyle yapmıyor mu arkadaş? Ee, neydi o? Şu an Manchester City'yi çalıştıran Guardiola. Guardiola Barcelona B'de çalışmadı mı? Orada pişmedi mi? Oradan gelmedi mi? Artık şunu da Fenerbahçe'ye uygulayın ya. Uygulayın arkadaşım. Ne var bunda? Ayı bu yok, günah yok. Bunları uygulayın. İsmail Ka ya İsmail Kartal hadi yaptırmıyorsun. <laughs> Volkan Demirel'i getir. Oraya Semih Şentürk'ü getir. Altlı yaş kategorilerinde fıstık gibi takım yönetiyor Semih Şentürk. Fıstık gibi yönetiyor. Tam biçilmiş kaftan. Ya biz rezerv ligi mezerv ligi zaruretten uyuyoruz. Çocukların yaşları genç bizimkilerin. Gidip orada dayak yiyorlar. Bence yanlış yapıyoruz. Benden söylemesi. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun moral ve motivasyonu yükseltmek için ekstra zam kararı alınmış. 8 milyon TL garanti para alan Kerem'in ücreti 16 milyon şey 14'e çıkarılacakmış. Ben devdim de değil mi size? Geç Ulaş abi de dedi moralleri bozuldu diye. Bu 14'te de bitmez ha onu söyleyeyim. Yani Galatasaray muhabirlerinden önce Ulaş abi verdiydi bu haberi. Ben de paralel bir haber vermiştim. Kerem 14'e tatmin olmaz. Daha Yunus Akgün var, Emre Akbaba var, Emre Kılıç var, Nelson var. Bunlar ne yapar biliyor musunuz? En kritik virajda sen bize vermedin değil mi parayı? Sen bizim paramızı arttırma dedin değil mi? Al öyle olmaz böyle olur derlerse hiç şaşırmayın. Süper Lig'in ilk iki haftasında yani ilk haftada olduğu gibi ikinci haftada da en çok mesafe kat eden takım 120.8'de Başakşehir. Ancak maç içerisinde en fazla sprint mesafesi yani e, hızlı koşu mesafesi en yüksek olan takım yine Fenerbahçe oldu. 2.45 kilometreyle. ile 2 haftalık maçın özeti bu. Fenerbahçe Kasımpaşa maçındaki çirkin tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk edilmiş arkadaşlar. Çirkin tezahüratında şu olduğu iddia ediliyor. Bayraklar çıkacak sokaklar yanacak, yer yerinden oynayacak, Cumhuriyetimin 100. yılında Fener şampiyon olacak diye İm, imkan vermiyorum böyle bir şeyin olacağına. Yani bunu em, yani bu Cumhuriyet e, karşıtları bile buna ceza vermez. Bence başka şeyler vardır. Ama iki haftadır PFDK hiç affetmiyor. Mert Hakan Yandaş. Medipol Başakşehir'e kiralık gidebilir demiş Altan Tanrıkulu. Kulliyen yalan. Kulliyen yalan. Kulliyen yalan. Böyle bir şey yok. Hem kurşun yemiş futbolcu ne yapacak Başakşehir? Senadok. Senadok'u Senadok'u yemiş. Mert Hakan da kurşunu yemiş. Senadok, Luan Perez, Atilla Salahi gider diye alındı. Doğru. Salahi'ye Wolfsburg başta olmak üzere Almanya ve İtalya'dan talipler var. Kısmen doğru. Fenerbahçe 15 milyon euronun altına satmayacak. Doğru. Ama o gelişme değişti. Fenerbahçe 20 milyon euronun altına satmayacak. Gelişti. Yani değiştirelim bu duyumu. Eric Bailey'nin menajeri. Eric Bailey. E, menajer Michael Enku birçok takımla görüşmelere başlamış. Bu kulüpler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da yer alıyormuş. Şimdi Manchester United, Fenerbahçe'nin İngiltere şubesi. Loser bir kulübe dönüştü Manchester United. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebep şu. Bir tane Manchester United'da personel çalışıyormuş. Babası çalışıyormuş bir tane çocuğun. O çocuğun babasının maaşını vermemişler. O yüzden iki yakaları bir araya gelmiyormuş. Niye arkadaşlar? Bizimle ilgili de saçmalıyorlar inanıyorsunuz da buna mı inanmıyorsunuz? 6 milyon euro piyasa değeri olan Eric Bailey... 2016'da ta 38 milyon euroya geldi. Bu sene daha bir maça bile çıkmayan futbolcu. Açık söyleyeyim. Alanı sövüşler tipte bir futbolcu. Alanı sövüşler. İster Beşiktaş alsın, ister Galatasaray alsın. Umurumda değil. Ama alanı sövüşler. İyi sövüşler. Fenerbahçe'de bir futbolcu var. Recep Efe Koçak. Bolu Spor'la normalde anlaşmıştı. Ama e, şu anda rezerv takımla devam edecek ediyor gibi gözüküyor. Rezerv takımla gir bak dediğim gibi gerek oyunsal gerek yapısal bir sürü eksik var. Yaş ortalaması diğer takımlardan küçük kabul ama oyuncuların bazıları maç yapmak için maç yapıyor gibi. Halı sahaya çağrılan son anda çağrılan eleman gibiler. Taktiksel bir deneyim yok. Taktik çalışmamış bu takım. İstek yok, rekabet yok. Yani bilmiyorum çok ilginç bir de rezerv ligin ödülü niye o kadar az ya? Ya arkadaş hiç mi kafanız çalışmıyor? Hiç mi beyniniz çalışmıyor ya? Ya rezerv ligin ödülü diyor 10 milyon TL. Hayır abi. Rezerv ligde şöyle bir şey yap. Bak şöyle bir şey yap. Her teknik direktör o hafta 3 tane futbolcu ismi versin. 2 tanesi kendi takımının dışında olmak zorunda olsun. Tamam mı? 2 tanesi kendi takımının dışında olmak zorunda olsun. Haftanın birincisini seçin. Her hafta haftanın birincisine 250 bin TL para verin. Ya o her şeyi ben mi düşüneceğim? Her hafta haftanın en iyi en iyi 3 futbolcuna 250 bin TL para verin. Bakın bakalım rezervlik nasıl Premier Lig'e e dönüşüyor. Ya o tabii tam Premier Lig'e e dönüşmez de. Yani dediğim gibi önem verilmesi lazım buraya. João Pedro dün idmanın son bölümünde takımla çalıştı. İrfan Can ise tam, e, idmanın tamamında takımla çalıştı. Şimdi ben İrfan Can Kahveci'ye e, iki şekilde bakıyorum. Bir hayranlıkla, iki şaşkınlıkla. Niye hayranlıkla, şaşkınlıkla? Şu Fenerbahçe kadrosunun az futbolcusuydu. Şimdi kusura bakmasın ama zor az futbolcu olur. Hadi bakalım geçsin. Alsın formayı. Bize de izlettirsin bakalım. Alabilecek mi? Çünkü e, aha gördünüz mü abi? Aha dayıya sor. Aha dayıya sor. Şimdi şu Emre Mor'dan formayı alabilir mi? Alamaz. Hocam Rossi'den alır. Kusura bakmayın ama şimdi dinlendikten sonraki Rossi'yi de ben merak ediyorum. Avusturya -VM maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Niye hocam? Orada çöpleyeceğin ne Rossi'yi? Çöpleme ne kelime ya? Bir bakalım. Bu maç dinlendirildi. Mental olarak da şu mesajı aldı. Ya kendine çeki düzen ver diye. Şimdi Valencia'nın performansı ortada arkadaşlar. Bakın Joshua King. King bir maç yedek kaldı. Şimdi şimdi King'i Perşembe günü King oynasın mı arkadaşlar ilk 11'de? Valencia oynasın mı arkadaşlar? Bak kafadan Valencia oynasın hocam. King de oynasın. Hocam Musa'yı da oynasın. Ferdi oynasın. Hocam Salah'yı oynasın. Altay'da oynasın. Altı. Ee, Dur ya içimden geldi. Perşembe gününün ilk 11'ini de vereyim de herkes memnun olsun diyormuşum biliyor musun? İşte Altay Bayındır, Rosay Samuel, Mustafa Henry Atilla Salahi, sol bekte de Alioski. Ferdi? Ferdi dinlen Oski. Çünkü Türkiye'de Oski, 3 üç Türk Oski oynamak zorunda Oski. Orta sahada ara ee, <laughs> Arao Crespo, Zayt, Depresmana gidiyorsun Avusturya Viyen ya adamları küçümseme. Arao, Crespo, Ya da Krespo Zayt olabilir. Orta sahanın solunda Rossi. Sağın Doski. Sağında Buruma ile başlayabilir. Buruma, Rossi başlayabilir. Emre Mor'u dinlendirebilir. Forvet'te Valencia ve Joshua King olabilir. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Kafadan attım bu arada. Şimdi Valencia ve King'in performansıyla forvet beklentiniz yok olmasın. Bu takıma forvet lazım. Valencia goller atana kadar ne kadar kaçırdı? Bu takıma forvet lazım. Şimdi forvet kısmına gelelim. Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, Enner Fenerbahçe'nin kaptanı. Fenerbahçe Avrupa düzeyinde çok büyük geçmiş olan bir takım. Enner'in takım arkadaşları da çok iyi bir uyumu var. Jorge Jesus ona kaptanlık bandını verdi. Onun takımda kalmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar burada Jesus'un hocalığı ortaya çıkıyor. Ama Jesus'un hocalığı nerede ortaya çıkacak biliyor musunuz? İnternete girin şekerim. Fenerbahçe maçları yazın. Orada sıralı bir liste çıkıyor. Bak Jesus'un hocalığı nerede çıkacak ortaya? Yarın Avusturya Viyenna, 22'de maç. Pazartesi 21.45'te Adana Demir'le maç. 25 Ağustos'ta Avusturya Viyen'le ikinci maç. Hani ilk maçı güzel bir şey sonuçta kazanırsan ikinci maçı çok önemsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Adana Demir maçı daha önemli olur o zaman. Yani yalnız yarın beraberlik falan olursa e, ikinci maç önemli. O zaman önemli olur. Hani Adana Demir, Avusturya Viyen maçları diyeyim. Konya deplasmanı Kayseri'yle evimizde. Alanya'yla evimizde. Beştaş deplasmanı. Şurada 6 maçlık bir periyot var. da 6 yaparsa rüştünü öyle bir ispat eder. Herkesin ağzına acı biberi sürer. Ve da 6 yaparsa zaten Fenerbahçe taraftarı biliyorsunuz o sene bu sene montlarla yok sucuklarla şampiyon olacağız falan filan demeye başlar. Peki forvet gerekli mi? %1 milyon gerekli. %1 milyon gerekli. Hocam mesela kim gerekli? Arkadaşlar açık net konuşuyorum. Bir Alexander Şorlot işi. Şimdi Şorlot işi için e, Ahmet Ercanlar Şorlot 85-90 diyebilirim demiş. Dün itibariyle. Murat Zorlu Fenerbahçe Alexander Şorlot için satın alma opsiyonu kiralama teklifi yaptı. Bana Şorlot olacak gibi geliyor. Benim hissiyatım biz Şorlot'u alacağız diyor. Ya Sabuncuoğlu Sabri Sarıoğlu Na 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 na. Emre be zolu, Emre be... ee, pardon. Şimdi Yağız Savuncu olsun, Tercan Hamzoğlu olsun, hepsi Charlotte ile ilgili söylediklerini retweet demişler. Bakın ben Charlotte demiştim diyorlar. Ben de retweetlemek yerine şunu söylüyorum. Bana Charlotte'tan ilgili şöyle bir duyum gelmişti. Yine tekrar ediyorum arkadaşlar. Hocam biz salak mıyız? Niye 10 kere tekrar ediyorsun? Demeyin. Maşallah. Elhamdülillah. Kanalımıza günlük aboneler geliyor. Daha da gelir inşallah. Biz yaz kış futbol döneminde lig oynanırken, transfer döneminde, transfer dönemi öncesinde, transfer dönemi sonrasında Allah ömür verdikçe, imkan verdikçe, sizler destekledikçe biz hep buradayız. Yeter ki, yani Allah ömür versin arkadaşlar. Ha, nefesimiz biter, ee, ömrümüz o kadardır. Hakkınızı helal edersiniz. Ölümlü dünyadayız. Başımıza bir şey gelirse, ölür kalırsak da hakkınızı helal edin. Biz burada kimsenin kötülüğünü, kimsenin zor duruma düşmesini istemiyoruz. Kimseye kötü davranmak istemiyoruz. Kimseye düşmanlık beslemek istemiyoruz. Ha, bazen şaka yapıyoruz ama yaptığımız şakalar kaka olarak adlandırılıyor. Yani yaptığımız şakayı kaka olarak görenler çıkıyor. Ya ben kötü niyetli bir adam değilim. Gerçekten söylüyorum. Bazen dengesizliğim tutuyor. Yalana gerek yok. Gerçekten tutuyor bazen istemeden söylemek istediğim şeyleri söylüyorum. Yani istemediğim şeyler, benim o manada söylemediğim şeyler anlaşılıyor. Ama benim niyetim bilen herkes diyor ki hocam ben seni, ben seni biliyorum. Sen o niyette söylemezsin diyor. Ee, bilginiz olsun. Yani böyle bir insanım, böyle bir şeyim ama dengesizliğim oluyor. Şimdi doğruya doğru yani kendimi de az buçuk tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Allah razı olsun elimizden geldiğince destekliyorsunuz. Daha da büyür inşallah kanal. Sizlerin desteğine gerçekten son derecede ihtiyacımız var. Daha da olur inşallah arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi sevgili dostlar. Şöyle not konusunda ben, bana gelen duyum 4-5 milyon euroya bu transfer bitebilir diye. Ben inanmıyorum dedim ama hem üyelere hem aboneleri söyledim. Bana böyle söylendi diye. Şimdi Şörlot için Şörlot'un takımı birkaç tane futbolcu alıyor. Bu Birkaç futbolcudan dolayı da bizimkiler diyor ki işte tamam hemen bırakalar. Şişko mu, Sesko mu neyse o 2023'te katılacak. Bilginiz olsun. Hemen şimdi katılmayacak ama adamların Werner var. Bir forvetleri daha var. Bir de sakat olan polisem var. Yani eee Leip, Leipzig transfer Market. diyeyim. Yani yanlışım yoksa Sherlock şu anda 3. forvet konumunda. Yani kim var? Timo Werner 1, Andre Silva 2, aynen Yusuf Polsen 3, Sherlock 4. Şimdi aşağı yukarı hepsi aynı yaşta. Yusuf Polsen de Eylül'de dönecek. 12 Eylül diyorlardı. Şurada 12 Eylül'de de çok bir şey kalmadı. Ve bu adamlar iki maçta iki puanla gidiyorlar. Ama e, Almanya Kupa Şampiyonu 2022'nin diyor. O beni çok bağlamaz. Beni bağlayan kısım şu. Bu adamlar yani bu adamlar şey takımı proje takımı. Bu adamlar al satçı. Bu adamlar al parlat satçı. O yüzden arkadaşlar çok da şey yapmamak lazım. Hani Sherlock olmadı. Adamların elinde patlayacak. Yani bizim Rogon gibi illa bunların da şeyi vardır. Anlaşmaları vardır. k anonim şirketi Sherlock'un menajerliğini yapan. O da genellikle hani e, hep hep de mi genellikle Norveç ya da Norveç asıllı futbolcuların menajerliğini yapıyor. O yüzden de çok giremiyorlar içine. Baktığınız zaman da arkadaşlar Fenerbahçe'de de Joshua King varken illaki gelmek isteyecektir Short. Çünkü milli takımdan da arkadaşlar ve burada bir şey olacaktır. Ama 4-5 milyon euro duyumumu tekrar ediyorum ve bana söylenen bu diyorum. İkincisi, zorunlu satın alma opsiyonu. Ücretsiz 4 milyon euroya alınabilir duyumu geldi ama ben inanmıyorum. Fakat size de söyleyeyim zayıf duyum olarak. Bu bir. İki, Forvet'e maksimum etkili ilaç. Kim? Maxi Gomez. Şimdi sıkıldığınızın ben de farkındayım. Hocam her gün mü Forvet transferi? Her gün Forvet transferi. Ben de sizlere kadar sıkıldım. Ulan artık biri gelsin de diyorum kurtulan. Hocam peki forvet gelince bitecek mi transfer? Hocam kanalda kalalım da tıklama yapalım diye değil mi? Fenerbahçe'de transfer etmez. Normalde stoper transferine kesin derdim ama Atilla Salah için 20'ye çıkarttık. Ben stoper transferi kesin görmüyorum. Bu bir. İki. Tisserant'ın kalma ihtimali var mı? Minicik de olsa var ama ben onu da zannetmiyorum. kol kırın. Lemos'un kalma ihtimallerini çok düşük görüyorum. Yani sıfıra yakın görüyorum. Gustavo Henrique'yi de ısrarla deneyecek Jesus. Israrla deneyip buraya monte edecek. Nasıl Valencia'dan gitsin denen Valencia'dan şimdi canavar çıkarttı diyorsanız belki Gustavo Enrique'yi de zamanla seveceksiniz. Ama size kendini kanıtlaması için baya fırın ekmek yemesi lazım. Şimdi Fenerbahçe Maxi Gomez'i almaya çalışıyor. Transferi 10 milyon euroya getirdi falan filan. Arkadaşlar bana bir duyum geldi. Aklınız durur bu duyumu size versem. O yüzden vermeyeceğim. Şimdi Valencia'nın Girona'nın oynadığı maçta yedek kulübesinde oynadı. Son 16 dakika oyuna girdi. 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de olması lazım. Top tutan, defanstaki boşlukları iyi sezen, hava hakimiyeti, üst düzey bitiriciliği iyi olan bir oyuncu. Rakip savunmalarla boğuşan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki sorularını çözmeye aday. Uruguay milli takımda 27 maça çıkıp 4 golü var. İki maçta dört gol bir asisti var Enler Valencia'nın. İşin bir de bu boyutu var. Ee, Fenerbahçe'nin de hani forvet ihtiyacı yok gibi. Şimdi Fenerbahçe'nin eli güçlendi dediler. Arkadaşlar şöyle bir duyum geldi. Biz normalde 7 artı opsiyonlar sunmuştuk ya. Bana şöyle bir duyum geldi. İnanasım gelmiyor ama söylemek istiyorum. Dediler ki kap şeylerini hazırla. Şöyle üstten üstten yazıyı geçirt. Yakında kap verebilirsin. Kimle ilgili dedim. Maxi Gomezle de dedim. Teklifimi arttırıyoruz. Hayır teklifi düşürüyoruz dediler. Salak. Nasıl teklifi düşürüyorsun kapı hazırlayayım. Sil lan şunu dedim. Silme dedi. Açık dursun dedi. Teklifimizi düşürüyoruz. Kap. Sonraki satıştan yüzde mi dedim. Yok dedi. O da değil. Arkadaşlar. Valencia Edison Cavani ile görüşme halindeymiş. İyi de bize ne hocam? Hani Valencia Edison Cavani. Edison Cavani'nin yanlışım yoksa Avrupa Birliği pasaportu var diye biliyorum. Var mı? İtalyan pasaportu var gösteriyor. Yani İtalyan pasaportu var gösteriyor ama istediği yıllık ücret vesaire. Manchester United'dan ayrılıp bir kulübe gitmek istemesi. Ve bu kulübün de İspanya'da olması tabii ki iyi bir şey. Neyse Cavani Fenerbahçe'ye diyor ki Valencia'ya size 4-5 günlük bir müddet. Fenerbahçe de bunu bir şekilde haberdar oluyor bu olaydan. Ve Valencia'ya diyor ki Cavani'yi alıyormuşsunuz. Hiç söylemiyor kavani. Maxi Gomez'in fiyatını düşürdük diyor. Bizden başka da hiçbir kulübe gitmesin diye futbolcuya verilen para yükseltiliyor. Hocam bu etik mi? Etik. Futbolcu görüşebilirsiniz diyorlar. Görüşüyorlar. Futbolcu ne kadar istersin diyor. Biz şu kadar verebiliriz diyoruz. Kulübüne diyoruz ki bize satın. Kendileri bilir. Yani şu anda Fenerbahçe Maxi Gomez için müthiş bir transfer teklifi sunmuş durumda müthiş bir transfer teklifi sunmuş durumda. Fakat kulübe aynı şeyi sunmamış durumda. Kulübünü biraz kızdırmış durumda. Fakat kulübünün bu teklifi kabul edeceğini düşünüyor bizimkiler. Hocam öyle şey olur mu? Etme, eyleme. Bak bu çok saçma. Ben ne bileyim arkadaşlar. Bana gelen duyumu anlatıyorum ben size. Ben ne diyeyim? Allah aşkına ben size ne anlatayım? Ne, ne demem lazım? Ben duyum veriyorum. Sen de bir bıkmadın. Her gün ikardi geliyor. Ya ben ne yapayım? Duyun böylese ne yapayım? Ahmet'ten ne bahsedeyim? Mehmet'ten ne bahsedeyim? Ne yapayım? Kimden bahsedeyim? Duyun bu. Yani Maxi Gomez için uzun lafın kısası Fenerbahçe elindeki son koz oyunu. İyi de hocam senin elindeki futbolcular futbolcu mu? Senin de ihtiyacın var. Hocam bu çok saçmamış. Hocam bu çok salakçı olmuş. Hocam ben bunu istemiyorum. Hocam böyle olmaz. Şöyle be. İstediğiniz her yorumu yapabilirsiniz. Ben bir şey diyemem. Ben gelen duyumlardan mesulüm. Size aktarmakta mesulüm. Ve Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği bu transferin olabileceği söylendi bana. Arkadaşlar bakın. Yani Maxi Gomez transferinin Kavani transferine paralel olduğu, Kavani'nin de işte bunları zorladığı ve transferinde bu yüzden olabileceği söylendi bana. Ben ne diyeyim size? Ben size ne diyeyim arkadaşlar? Bunu söyleyebilirim. Başka da bir şey söyleyemem. Peki hocam. Hissi konuş. Bir kere daha söylüyorum. Hissi konuşuyorum. İçimden bir ses diyor ki hissi his olarak söylüyorum. İçimden bir ses Maxi Gomez diyor hissi olarak. Peki mantıksal olarak? Mantıksal olarak yüzde bir milyon Sherlock diyor. Yani yüzde bir milyon Sherlock diyor. Hocam neye dayanarak bunu söylüyorsun? Ya arkadaşlar bak. Eğer üçüncü forvet konumuna şey dördüncü forvet konumuna düşen Sherlock'u bu adamlar hala 5-10 beklenti içerisindeyseler ne bize ne başka takıma satabilirler. Bu bir. İkincisi Joshua King faktörüyle bu futbolcu etkilendiyse bu pozitif olarak bizim lehimize çevir olayları. İki. Üçüncüsü Futbolcu artık gitmek istiyor. Ama hocam kiralık gitmek istemiyorum dedi. İyi de zorunlu satın alma opsiyonlarını alırsan kiralık almıyorsun ki. O on servisten almış oluyorsun. Parayı bir yıl sonra ödemiş oluyorsun. Hocam peki zamanda menajeri demişti. Yıllık ikişer 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 dört taksitle getiririm sekize demişti. Evet demişti. Öyle niye almıyoruz? Lan manyak mısın? Dörde alma imkanı varken niye sekiz vereceksin? Fırsat transferi olayı bu. Ali Koç'u çok yerinde dibine soktular. Arkadaşlar biz Kiev'e Ümraniye'yi yenseydik. Yine Kasımpaşa'yı böyle yenseydik. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da ya niye fırsat transferi bekliyoruz? Basıp parayı alın diyemezdi. Para yok ki. Hani neyi basacaksın? Neyi basacaksın? Berişa'dan 4.250'ye anlaştık. Anlaşma bozuldu. Pelkas 3.5'ü anlaştık. 3.5'ü anlaştık. Sonra şey maddesi vardı. Anlaşma bozuldu. Etti sana 7.75. 3 milyon euroya Tisserant için anlaşmıştık. Etti sana 10.75. 10.75. E, Kolkar için 1 milyon euro bonservis anlaşmıştık. 11.75 sürüncemede. Lemos için 1 milyon euro para istiyoruz. 12.75 beklentimiz var. Novak'tan bonservis bekliyoruz. 12, 13.75. 13.75 paran gelse zaten dembeleye parayı basar. Alırsın transferi kapatırsın. Adamdan istediği 15 civarı bir şey. Fakat şu an Pelkas kiralık, Samatta kiralık, Kolker'in artık gitsin diye başka bir şeyler düşünüyoruz. Max Meyer, para verin gideyim diyor. Biz para vermeden gönderme peşindeyiz. Lemos'a teklif yok, doğru düzgün. Mesela Lemos'a teklif yok, Lemos'u Süperlik'ten bir takım ben olsam, herhangi bir takım al, alırdım Süperlik'ten bir takım olsam. Başka, mesela Zaitsev satma fikrimiz vardı. Manyak mısınız? Adam diyor sözleşmeyi uzatın bu çocukların uzatın sözleşmeyi. Bu sene 6,5 teklif mi aldı? Seneye 10,5 teklif alır. 20,5 teklif alır. Uzatın diyorum. E Crespo 8-10 milyon euroya çıkın verelim diyorduk. Crespo sakatlıktan sonraki form grafiği soru işareti. Yani bazı şeyler aleyhimize işledi arkadaşlar açık söyleyeyim. Şu an mesela Berisha 4250'ye gidecek Berisha'yı satın alma opsiyonunu gönderebilirsek ne ala diyoruz ama oynama garantisine gönderme niyetimiz var ısrarla da söylüyorum. Dünkü Kasımpaşa'da Banko her maç oynar. Her maç oynar. Ama Kasımpaşa'ya gider mi? Zannetmiyorum. Gitse orayı karıştırır. O da ayrı bir sıkıntı. Mesela Muhammed Gümüşkaya'ya bonserviste teklif diyordu Yaz Bey. Kaç geldi bilmiyorum. Ben hala teklife ulaşamadım. Ben Giresun'un ve Westerlo'nun teklifinden haberdarım ama bonserviste teklifinden haberdar değilim. Yani uzun lafın kısası. Mantık diyor ki şey hissiyat diyor ki Maxi Gomez. Mantık diyor ki %1 milyon Şorlot Fenerbahçe'de. Uzatmayayım. Erik Beyliği beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Mert Hakan'ın gitme olayı külliyen yalan. Joao Pedro takımla çalışmalara başladı. Adana Demir maçında oynayabilir. İrfan Can Kahveci Perşembe oynayabilir. Bir sıkıntısı yok. E, denenir mi bilmiyorum. Sakatlıktan dönen oyuncuyu oynatır mı? Salahin'in gitmesini beklemiyorum artık. Bu dördüncü kez mi, beşinci kez mi söylüyorum? Kaçıranlar varsa diye. İrfan Can Eğribay'a, Thiago Çukur, Burak Kapacak rezerv takımda oynamışlar. Bu şu demek A takımda da ben sizi düşünüyorum. En azından orada kendinizi iyice gösterin demek. Ki önümüzdeki hafta rezervlik maçında daha fazla futbolcumuz yer alabilir. Çünkü sakatları iyileştikçe daha fazla futbolcunun oraya kayma ihtimali yüksek. Galatasaray çok umrumuzda değil. Ne yaparsa yapsın. Luan Perez e, yine böyle yavaş yavaş oynayıp sonradan oynayabilir. Hocam iyidir Luan Perez'e salayı satılır diye aldık. Arkadaşlar çift stoper hattı oluşturursun. Luan Perez salayili yaparsın. Yeter ki Luan Perez kendine gelsin. Zaten bir şey söyleyeyim. Fransa'daki Luan Perez eğer kendine gelsin o Luan Perez izleyelim. Salahi Luan Perez stoper attı. Çok canlar yakar. Merak etmeyin. Recep Efe Koçay çok önemli. Valencia ile sözleşme uzatması 2 artı 1 olacak gibi duruyor. Joshua King'in muhtemelen Şorluk transferinde etkisi olur diye düşünüyorum. Hocam biz Kavani'yi alsak biz kavani yasak almasına ama ya kavani sövüşlemeye gelirse hocam bu mantıkla gidersek herkes sövüşlemeye gelebilir. Yok kavani tam şeyi karşılamıyor arkadaşlar. Beklentiyi karşılamıyor. Bakın ve borç konusunda, sefer seferovic konusunda da bu adam dedi ki benim bildiğim var almayın dedi. Ya yani iki hafta itibariyle adam aklı gibi çıktı ama bakalım ilerleyen zaman bize neyi gösterecek. Kanalımıza destekleriniz için hepinize teşekkürler sunuyorum. Biraz uzun oldu video ama hakkınız helal edin. Görüşmek üzere inşallah.